Arkadaşlar merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle neler öğreneceğiz? Sipariş ve yemek tarifini öğreneceğiz. Evde yemek yapıyorsunuz değil mi? Anneniz yemek yapıyor, babanız yapıyor. Siz onlara yardım ediyor musunuz? Bir yemek nasıl yapılıyor? Bir sırası var ve buna göre bir yemeği hazırlıyoruz değil mi? Bugün bununla ilgili bir örnek yapacağız. Peki Evde yemek yapılacak akşam. Size bir alışveriş listesi verildi. Onları almanız gerekiyor. Buna ne diyoruz? Sipariş diyoruz. Nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Marketten ihtiyacımız olan şeyleri alıp geliyoruz ve yemeğimizi yapıyoruz. Dersimizin ikinci bölümünde yine okuma anlama çalışmalarına metinlerle beraber devam edeceğiz. Lütfen şimdi kalemlerinizi ve defterlerinizi çıkartın. Dersimize hep beraber başlayalım arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar burası neresi? Burası bir mutfak. Bir evin mutfağı. Ve iki kişi var. Bunlar anne ve kız. Aralarında bir konuşma geçiyor. Bir şeyler diyorlar. Bakalım ne diyorlar? Konumuz ne? Yemek tarifi. Onunla alakalı bir şeyler konuşacaklar. Hep beraber bakalım şimdi arkadaşlar. Kız diyor ki: Anne, sana yardım edeyim. Akşama ne pişiriyoruz? Yemek pişiriyorlar bakın. Diyor ki: Akşama ne pişiriyoruz? Bir soru daha soruyor annesine. Menüde ne var? Daha önce menüyü öğrendik arkadaşlar. Bir restoranta gidiyorum, değil mi? Orada yemekler, tatlılar, çorbalar, Hepsi ayrı ayrı dizilmiş bir şekilde karşında. Burada da akşam yemeği menüsü, evde yiyecekleri, akşam yemeğinde neler var? annesine soruyor kız. Annesi diyor ki: "Bugün akşam yemeğinde, bakın bugün akşam yemeğinde?" sorusuna cevap veriyor. "Çorba, türlü ve salata var kızım." diyor. "Bugün akşam yemeğinde çorba, türlü ve salata var. Annesi diyor ki bazı malzemeler eksik. Bakın akşam ikisi anne ve kız beraber yemek yapacaklar. Annesi kız annesine yardım etmek istiyor ve akşam yemeği menüsünü soruyor. Çorba, menümüzde neler vardı? Çorba, türlü ve salata. Bunları yapmak için bazı malzemeler lazım değil mi? Annesi diyor ki: "Bazı malzemeler eksik. Önce onları alalım." diyor. Kız da "Tabii ki anneciğim. Hemen alalım." diyor. "Ben hazırlıklara başlıyorum." Bakın anne ne diyor? "Yemek hazırlıklarına başlıyorum." diyor. Kız da diyor ki: "Tamam anne. Sen bana ihtiyaç listesini ver." Bakın ne diyor? Sen bana ihtiyaç listesini ver. Ben internetten sipariş vereyim. Bakın, ikisi beraber yemek yapıyorlar akşam yemeği için ve anne hazırlıklara başlıyor. Kız diyor ki, anne diyor ki arkadaşlar önce bazı malzemelerimiz eksik diyor. Kız da diyor ki, sen bana ihtiyaç listesini ver ben internetten sipariş vereyim diyor. Şimdi bakın ihtiyaç listemizde neler var? Hep beraber bakacağız sizinle. Bakın aile burada annesi ona ihtiyaç listesini verdi ve internetten sipariş veriyor. Bakalım neler alıyor? Bakın internet, ekranımız burası. Gördüğünüz gibi sipariş veriyoruz. İlk olarak ne alıyor arkadaşlar? Domates alıyor. Sonrasında patates alıyor. Yemekte hangi malzemeleri kullanacaklarsa eğer onları alıyor. Hangi malzemeler lazımsa onları alıyor. Domates, patates, başka ne lazım? Et, bakın et alıyor. Biber, bakın biber alıyor. Limon, limon patlıcan alıyor. Bakın yemeklerimiz nelerdi? Çorba, türlü ve salata. Yemeklerimiz bunlar. Peki neler alıyor bir tekrar edelim. Domates, et, biber, limon, patates, bu ne? Patlıcan. Devam ediyoruz. Bakın internetten sipariş veriyor. Ayla başka neler alıyor arkadaşlar? Tavuk alıyor. Tavuk Bakın soğan alıyor yemek için soğan ve bir de yağ alıyor ve alışverişini burada bitiriyor Ayla. Şimdi alışverişi yaptığı siparişler geldi. Annesinin yanına gidiyor. Diyor ki: "Anneciğim, siparişler geldi." Annesi: "Tamam kızım. Ben salata ve çorba yapıyorum." Annesi hangi yemekleri yapıyor? Menüde neler vardı arkadaşlar? Çorba, türlü yemeği ve salata vardı. Evet. Annesi diyor ki: "Ben salata ve çorba yapıyorum. Sen de güveç yap." Türlü yemeğinin diğer adı güveç. Bravo. Sen de güveç yap. Anlaştık mı? Anlaştık anne. Hemen başlıyorum. Bakın Anne ve kız akşam yemeği için konuştular. Menülerini söylediler. Çorba, güveç türlü ve salata. Üç tane yemekleri var. Annesi bazı malzemeler eksik dedi değil mi? Ve kızına bu malzemeleri internetten sipariş ettirdi. Siparişler geldi. Şimdi anne diyor ki ben salata ve çorbayı yapıyorum. Sen de güveci yap diyor. Şimdi yemek yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Kız diyor ki: "Anne, güveci nasıl yapıyoruz? Ben bilmiyorum." Bakın kız güveç yapmayı bilmiyor. Annesine soruyor. "Güveci nasıl yapıyoruz?" Annesi hemen tarif ediyorum diyor. Bakın arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık, malzemelerimiz tamam. Şimdi anne çorba ve salatayı yapacak. Kız ise güveç yemeğini yapacak ama annesi ona tarif ediyor. Önce sebzeleri yıka diyor bakın. Sebzeler aldı, et aldı değil mi? Önce sebzeleri yıka. Sebzeleri yıkıyor kız şimdi. Bakın dersin başında ne dedik arkadaşlar? Yemeğin bir hazırlanış sırası var dedik değil mi? Her şeyi sıra sıra yapıyoruz. İlk sırada ne var? Annesi diyor ki önce sebzeleri Yıka. Sebzeleri yıkadı. Şimdi sebzeleri küçük küçük doğra. Bakın sebzeleri küçük parçalar halinde doğra. Sonra eti doğra. Annesi aileye yemek tarifini anlatıyor, tarif ediyor. Sebzeleri küçük küçük doğra. Sonra eti doğra. Diyor Ayla da burada bunları yapıyor. Sebzeleri ve eti doğruyorum diyor. Şimdi tencereye biraz yağ koy ve ocağı aç. Yağı 3 dakika ısıt. Arkadaşlar, yemeğin nasıl yapıldığını biliyorsunuz değil mi? Evde anneniz, anneanneniz, babanız hepsi yemek yapıyor mu? Yapıyorsa nasıl yapıyor arkadaşlar? Bakın, tencereye ne dedi? Yağ koy ve ocağı aç. Tencereye yağ döktük, koyduk ve ocağı açtık. Yağı 3 dakika ısıt diyor. Bakın. Yağı 3 dakika ısıt diyor. Şimdi bakın yağ ısıttık. Sırayla gidiyoruz. Şimdi tencereye soğanı koy. Bakın sebzeleri küçük küçük doğradılar. Şimdi tencereye soğanı koy ve karıştır diyor. Yağı ısıttık. Tencereye soğanı koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra biberi ekle, soğanın üzerine biberi ekle ve hepsini kavur, karıştır ve pişirmeye başla diyor. Bakın soğan ve biber. Şu an tenceremizde soğan ve biber var. Şimdi bakın sırayla gidiyoruz. Şimdi eti tencereye koy ve hepsini beraber pişir. Bakın soğan ve biberi koyduk. Önce yağımızı koyduk. İlk sıra olarak yağımızı koyduk. Sonra soğan ve biberi koyduk ve hepsini birer bir arada karıştırdık. Annesi ne diyor? Şimdi eti tencereye koy. Eti küçük küçük doğradılar ve hepsini beraber pişir diyor. Sıra ette. Kız ne diyor? Eti de koyuyorum ve hepsini pişiriyorum. Annesinin söylediklerini yapıyor. <laughs> Annesi diyor ki: Bakın, yağ koyduk, soğan ve biberi koyduk, üzerine eti ekledik, eti koyduk. Diyor ki: Şimdi de domates, patates ve patlıcanları tencereye koy ve karıştır. Şimdi de domates, patates ve patlıcanları tencereye koy ve karıştır diyor. Domates patates ve patlıcan. Bakın, önceden soğan ve biberi koyduk önce. Şimdi sebzelerimizden domates, patates ve patlıcanı tenceremize koyduk ve karıştırıyoruz. Yemeği pişiriyoruz. Kız diyor ki: "Anne, çok güzel kokuyor." Annesi: "Evet kızım, harika kokuyor." Şimdi üzerine Bakın tencerede yemeğimizi karıştırıyoruz ve pişiriyoruz. Şimdi üzerine 3 bardak su koy ve biraz da tuz at diyor. Bakın 3 bardak su koy ve biraz da tuz at. Yemeği 20 dakika pişir. Bakın yemeğin tüm basamaklarını yaptık. Değil mi? Yağımızı koyduk. 3 dakika yağımızı pişirdik. Sonra üzerine sebzelerimizi koyduk patates, soğan, biber, patlıcan değil mi? Bunları koyduk. Sonra son olarak 3 bardak su koyduk ve biraz da tuz döktük. Yemeği 20 dakika pişiriyoruz ve bekliyoruz. 20 dakika sonra yemeğimiz hazır. Kız diyor ki yemeğimiz pişiyor. Anneciğim, bakın 20 dakika geçti. Anneciğim, yemeğimiz hazır diyor. Bakın yemeği yaptılar. Annesi de ellerine sağlık kızım diyor. Yemeği pişirdiler arkadaşlar. Annesi diyor ki şimdi sen bulaşıkları yıka ben çorba ve salata yapayım. Anne kız beraber annesi kıza tarif etti ve yemeği pişirdiler. Şimdi annesi çorba ve salata yapıyor. Kıza da diyor ki kızına sen bulaşıkları yıka. Bakın aile burada bulaşıkları yıkıyor. Annesi de çorba ve salatayı yapıyor. Bakın arkadaşlar, tüm işlemler bitti. Değil mi? Diyor ki annesi, "Ellerine sağlık kızım. Yemek çok güzel olmuş." "Afiyet olsun anne. Bugün yemeklerimiz harika." Ve böylece anne kızın yemek tarifini bitirdik. Arkadaşlar siz de düşünün. Evde Yemek yapılırken neler yapılıyor? Örneğin bu akşam annenizin veya babanızın yanına bir gidin bakalım. Yemeği nasıl yapıyor? Önce ne koyuyor tencereye? Sonra doğruyor mu, kesiyor mu? Onları hangi sırayla koyuyor tencereye? Bunların hepsini bir sorun bakalım. Bir yemek nasıl yapılıyor? Siz de öğrenin bunu hep beraber. Bugün sizle bir örnek yapmış olduk. Şimdi bakın burada bir aşçımız var. Televizyonda, ekranda bize bir yemek tarifi veriyor. Yemeğimiz nohutlu pilav. Bize diyor ki: "Sevgili izleyiciler, ben Osman Usta. Bugün nohutlu pilav yapıyoruz." Bakın bize şimdi nohutlu pilav tarifi veriyor. Kim? Osman Usta. Yemeğimiz ne? Nohutlu pilav. Bakın, ne dedik biz? Yemekler bir sırayla yapılıyor dedik. Burada yemek tarifimizin sırası var. Önce ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Önce hangisini koyacağız? Ne kadar pişireceğiz? Ne kadar bekleyeceğiz? Sonra hangisini ekleyeceğiz? Onları bize anlatacak. Osman Usta başlıyor. Tencereye 3 bardak su ve 1 bardak nohut koyun. Yemeğimiz ne? Nohutlu pilav. Değil mi? Tencereye 3 bardak su ve 1 bardak nohut koyun ve haşlayın diyor. Yani haşlamaya başlayın, pişirmeye başlayın. Pirinçleri yıkayın. Bakın bir nohuttan bahsetti bize bir de pirinçten. Yemeğimiz nohutlu pilav çünkü. Pilavı neyle yapıyoruz? Pirinçle yapıyoruz. Bakın ilk basamakları gerçekleştirdik. Bir bardak nohutu haşlıyoruz ve iki bardak pirinç yıkadı şu an. Devam ediyoruz. Tencereye iki kaşık tereyağı ve iki bardak pirinç ekleyin ve kavurun diyor. Bakın. Nohutumuzu haşladık. Tenceremize suyu koyduk. Ve nohutumuzu haşladık. İki bardak pirinç de yıkadık. Çünkü onunla da pilav yapacağız. Şimdi diyor ki tencereye iki kaşık tereyağı. ...ve iki bardak... ...pirinç ekleyin ve... ...kavurun. Bakın nohutumuzu haşlıyoruz... ...bir yandan... ...ve diyor ki iki kaşık... ...tereyağı koyun... ...ve iki bardak pirinç ekleyin... ...tenceremize. Bakın işlemleri yerine getiriyoruz arkadaşlar. Buradaki sıramıza... ...uyuyoruz şu an. Buradaki sıraya göre gidiyoruz. Bir bardak nohut haşladık... ...iki bardak pirinç yıka dedi bize... ...ve tencereye... ...iki kaşık yağ koy dedi. Bu işlemleri yerine getirdik. Ve sonra, sonra ne dedi? Pirinci de tencereye ekle ve kavurmaya başla. Sonrasında tencereye nohutları ekleyin dedi. Bakın, nohutlarımızı haşladık. Pirincimizi yıkadık. iki kaşık tencereye yağ koyduk. Pirinç ekledik ve kavurmaya başladık. Tencereye yağ koyduk ve pirincimizi kavuruyoruz. Bir yandan da nohutumuzu haşlıyoruz. Sonra ne dedi? Pirinç kavrulurken üzerine nohutları ekle dedi. Tencereye nohutları ekleyin dedi. 4 bardak su ekleyin. 20 dakika pişirin diyor. Bakın. 4 bardak su ekleyin. 20 dakika pişirin. Şimdi arkadaşlar bir tekrar edelim nasıl yaptık? Önce bir bardak nohutu bir bardağın içine nohutları koyduk ve onu başka bir suyun içine dökerek onu haşladık. Başka bir tencerede. Değil mi? Osman Usta bize öyle diyor. Sonra diyor ki pirinçlerinizi de yıkayın diyor. Bir tencere alın. Tencereye iki kaşık tereyağı koyun ve altını açın, ocağı açın ve kavurmaya başlayın diyor. Ya kavrulunca pirinci ekleyin ve kavurmaya devam edin diyor. Bakın yağın üzerine pirinci ekleyin ve kavurmaya devam edin diyor. Bu arada nohutlarımız haşlanıyor. Sonra diyor ki bu haşladığınız nohutları tencerenin üzerine ekleyin diyor. Onu da yaptık. Son olarak bize diyor ki arkadaşlar 4 bardak su ekleyin. Bakın tenceremizde artık pirincimiz ve nohutumuz aynı yerde. Üzerine 4 bardak su ekliyoruz ve 20 dakika pişiriyoruz. 20 dakika pişirdikten sonra da yemeğimiz hazır. Afiyet olsun diyor. Yemeğiniz hazır. Afiyet olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyor. Bakın bir televizyon ekranında karşıdan bunu izliyoruz. Bir televizyon ekranında bir yemek tarifi öğrendik. Yemeğimiz neydi? Nohutlu pilav tarifi. Arkadaşlar dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde sizinle okuma anlama çalışmaları yapacağız. Öğrendiğimiz konumuz neydi? Yemek siparişi verdik. Daha doğrusu yemek malzemelerini sipariş ettik. Ve hep beraber bir yemek tarifi yaptık. Aile ve annesi yaptılar. Sonra da Osman Usta bize nohutlu pilav tarifi verdi. Şimdi burada bir arkadaşımız var. Adı Fatma. Fatma bize bir şey anlatıyor. Ama burada bazı resimlerin adları ne? Bunu öğrenmemiz lazım. Bakıyorum anlatıyor. Hep beraber yerleştireceğiz adlarını yerine. Olduğu yere yerleştireceğiz. Lütfen dikkatlice dinleyin ve siz de benle beraber tekrar edin ve söyleyin. Bugün yapıyoruz diyor. Bugün ne yapıyoruz? Aile ve annesi ne yaptı arkadaşlar? Bugün yemek değil mi? Bugün yemek yapıyoruz diyor Fatma. Bakın, Ayla sipariş vermişti. Bir ihtiyaç listesi vardı ve oradan sipariş verdi. Bakın Fatma ne yapıyor? Fatma da aynı şeyi yapıyor. Nereden? İnternetten 1 kilo ne alıyor? Bu ne? İnternetten 1 kilo domates ve 2 kilo ne alıyor? Bu ne arkadaşlar? bu patates. Sipariş ediyorum diyor. Bakın Ayla da yaptı bunu. Şimdi Fatma yapıyor. Fatma diyor ki bize. Bugün yemek yapıyoruz. İnternetten 1 kilo domates ve 2 kilo patates sipariş ediyorum. Bakın devam ediyoruz daha. Daha devam ediyoruz. Bakın burada bir kurye var siparişini verdi Fatma. Kurye siparişi ne yapıyor? Getiriyor. Bakalım ne diyor. Kurye neyi getiriyor? Fatma internetten ne verdi arkadaşlar? Sipariş verdi. Kurye siparişi getiriyor. Evde evde bazı şeyler var. Ne bunlar? Bu ne arkadaşlar? Biber. Bu ne? Patlıcan ve soğan var. Fatma bize anlatıyor. Evde neler var? Biber, patlıcan ve soğan var. Hemen mutfağa gidiyorum diyor. Bakın, Fatma internetten bir sipariş verdi. Bir yemek yapmak istiyor. Siparişlerini verdi. Kurye siparişi getiriyor. Ama Fatma diyor ki, her şeyi almadım. Neden? Evde biber, patlıcan ve soğan var diyor. Hemen mutfağa gidiyorum diyor. Siparişler geldi, alıyor ve mutfağa gidiyor. Şimdi mutfaktayız. Bakın burada birisi var. Ayla. Şimdi mutfaktayız. Kızım ne yapıyor? Patatesleri doğruyor. Bakın kızım patatesleri doğruyor. Ben tencereye biraz yağ koyuyorum. Arkadaşlar patatesleri ne yapıyor? Doğruyor, kesiyor değil mi? Küçük küçük kesiyor gördüğünüz gibi. Şimdi mutfaktayız. Kızım patatesleri doğuruyor. Ben tencereye biraz yağ koyuyorum. Bakın yağ yemekte ne yapmıştık biz? Bir hatırlayın. Önce tencereye yağ koymuştuk ve yağı pişirmiştik birazcık. Sonra üzerine diğer sebzelerimizi eklemiştik değil mi? Bakın onlar da öyle yapıyor. Patatesleri doğruyorlar ve tencereye biraz yağ koyuyorlar. Sebzeleri doğruyoruz ve tencereye koyuyoruz. Bakın yağ koydular sonra sebzeleri doğruyorlar, kesiyorlar ve tencereye koyuyorlar. 30 dakika sonra yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Fatma bize İnternetten bir sipariş anlattı. Daha doğrusu bir yemek yapıyor. İnternetten siparişini verdi. Sonrasında mutfakta kızıyla beraber bu yemeği yaptı. Neler sipariş etti? Bir bakalım arkadaşlar. Neler sipariş etti? 1 kilo domates ve 2 kilo patates sipariş etti ve bize dedi ki: "Evde biber, patlıcan ve soğan var." Onları sipariş etmiyorum dedi. Eksik olanlar domates ve patatesti. Onları sipariş etti. Sonra mutfakta kızıyla beraber yemeği yaptı arkadaşlar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Lütfen siz de evde yemek nasıl yapılıyor bunu dikkatlice izleyin ve basamaklarını not edin. Eğer yapabiliyorsanız siz de bir yemek yapmayı deneyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.